Bu makale Ketebe Yayınları'nın katkılarıyla sunuluyor. Mehmet Acet, Fransa'nın yaptırım tehditleri için Ankara ne diyor? Son dönemde Türkiye ile Fransa arasında yaşanan gerilimin değişik alanlardaki çıktılarını anlattığım pazartesi günkü yazımdan sonra geçmişte önemli ve üst kademelerde devlet görevleri üstlenmiş bir isimden dikkat çekici bir mesaj aldım. İlgili isim, Doğu Akdeniz meselesinin Fransa için ne kadar önemli olduğunu anlattığı mesajında, Fransa'nın Milli Güvenlik Strateji Dokümanı'nda Doğu Akdeniz önceliği vardır, ellerindeki tek uçak gemisinin birinci amacı da budur, diyordu. Aynı isim, Ankara'nın Doğu Akdeniz meselesinde izlediği askeri gücü önceleyen zorlayıcı diplomasiyle sonuna kadar sürdürmekle birlikte, eş zamanlı olarak Avrupa Birliği ve NATO ülkeleriyle ilişkileri güçlendirerek Fransa'nın öncülük ettiği ittifaklaşma hamlelerini zayıflatmayı öneriyordu. Hem zorlayıcı diplomasi hem doğrudan diplomasi. Aslında biraz dikkatli şekilde bakınca bu öneriye uygun düşecek tarzda bir yönetim anlayışının da sergilenmekte olduğunu görebiliyoruz. Bir taraftan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ifadelerine yansıdığı gibi. Kimsenin hakkında gözü olmayan ama kendi hakkını da gerekirse söke söke alma iradesini ortaya koyarak zorlayıcı diplomasi kanalları işleten, diğer yandan hakkını, hukukunu, sözle yani doğrudan diplomasiyle kollamaya çalışan bir anlayış var mı? Evet var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen hafta Merkel'le yaptığı video konferans görüşmesini, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'le yaptığı görüşmeleri, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michael'la kurduğu teması böyle bir çerçeve içinde değerlendirebiliriz. Malum 24-25 Eylül'de Avrupa Birliği zirvesi yapılacak ve Fransa, Türkiye'yi bu zirvenin bir numaralı gündem maddesi haline getirmeye çalışıyor. Fransız Dışişleri Bakanı Le Drian, birkaç gün önce ülkesinin Türkiye ile ilgili niyetinin ne kadar bozuk olduğunu gösteren açıklamalar yaptı. Fransız Bakan Doğu Akdeniz konusunda bu konunun görüşülebilir olduğunu göstermek Türklere kalmış durumda. Eğer gösterebilirlerse masadaki tüm sorunlar için verimli bir döngü oluşturabiliriz dedi. Bu ifadelerin arkasından Türkiye'ye yönelik Avrupa Birliği yaptırımları bahsine sözü getirip tehdit gibi sözler sarf etti. Her türlü önlemi görüştük. 24-25 Eylül'deki zirvede en öncelikli konu bu olacak. Seçeneksiz değiliz. O bunu biliyor. Yaptırım tehdidi beyhude çaba, bu yaklaşım bizim ancak kararlılığımızı artırır. Fransız Dışişleri Bakanı'nın bu sözlerinin ne anlama geldiğini, Türkiye'de nasıl karşılandığını anlamak için Ankara'nın karar mekanizmalarında sandalye sahibi olan üst düzey iki ayrı isme bu sözleri nasıl yorumluyorsunuz diye sordum. Bu isimlerden biri şu cevabı verdi. Yaptırım söylemi tehdidi beyhude bir çaba. Bu yaklaşım sadece bizim kararlılığımızı artırır. Avrupa Birliği tarafsız olmalı ve Yunanistan'ın tek taraflı, maksimalist ve gerilimden yana tavrını artık görmeli ve kabul etmeli. Bu da aynı soruya diğer üst düzey yetkililerin cevabı. Türkiye uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını takip ediyor. Fransa seçenek arıyorsa önce sürekli diyalogtan ve diplomasiden uzak olan Yunanistan'a karşı seçeneklerini araştırsın. Türkiye'yi tehdit ve yaptırım diliyle konuşmanın bu dili tercih edenlere zarar verdiğini bilmektedir. Türkiye'de seçeneksiz değildir. Her türlü gelişmeye karşı alternatif senaryoları hazırdır. Biz her zaman diyalog ve diplomasiden yana olduk. Bu tavrımızı da en net şekilde Almanya ve Avrupa Birliği gördü. NATO'da da bu yönde tavrımızı ortaya koyduk. Ama her seferinde sözünü tutmayan ve sürekli kendisine inanıp yola çıkanları yarı yolda bırakan Yunanistan'ı Avrupa Birliği dayanışması adı altında koşulsuz, şartsız destekliyor görünmenin çıkmaz sokak olduğu da artık anlaşılmalı. Fransa Dışişleri Bakanı'nın Türkiye ile ilgili sözlerini nasıl yorumlarsınız diye sorduğum soruya gelen bu cevaplardan birkaç maddelik çıkarım yapabiliriz. Mesela şöyle şeyler söylenebilir yaptırım söylemi tehdidi Türkiye'ye sökmez. Avrupa Birliği hakkaniyete uygun davranıp Yunanistan'ın şımarık hallerini görmeli. Ankara'nın diyalog ve diplomasiden yana bir tutum sergilemekte olduğunu özellikle Almanya'nın görmüş olması önem taşıyor. Almanlar Avrupa Birliği dayanışmasına uygun düşecek bir söylemle hareket ediyor olsalar da Fransızların askeri gücü denkleme sokarak Avrupa'nın süper gücü olma stratejisi izlemesinden rahatsızlar. İkincisi Yunanistan'ın Doğu Akdeniz konusunda maksimalist bir tutumla hareket ettiğini onlar da görüyorlar ve Merkel'in 10 gün önceki sözlerine yansıdığı gibi sadece haklı olduğu noktalarda Yunanistan'ı desteklemekten yanalar. Mevhumu muhalifinden bakıldığında bu yaklaşım Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin de haklarının olduğunun kabulü anlamına geliyor. Bu makale Ketebe Yayınları'nın katkılarıyla sunulmuştur.